Merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle seçimlere bir ay kaldı. Herkes varlıklarını, tasarruflarını, sermayesini, parasını korumak için elinden geleni yapıyor. Hükümetin de son bir aydır, son üç haftadır izlediği ekonomi politikalarında verdiği tavizler bu ortamı kolaylaştırıcı bir etki yaratıyor. Kur korumalı mevduatlarda tavanın kaldırılması, 3 puanlık tavanın kaldırılması, e, faizlerin serbest bırakılması kur korumalı mevduatlarda bankaların elini güçlendirdi. Bankalarda şu anda yüzde %20 ile 25 arasında değişen oranlarda kur korumalı mevduatlara faiz ödüyor. Şimdi ee, kur korumalı mevduatlarda 7 Nisan haftasında arkadaşlar, 7 Nisan haftasında 3,1 milyar dolarlık bir artış var. Bunun 2,6 milyar doları şirketler kesiminden geliyor, 500 milyon doları gerçek kişilerden, vatandaşlardan geliyor. dört ee, %4,5 artmış bir hafta içinde. Büyüklüğü de arkadaşlar 1 trilyon 7, 780 milyar lira büyüklüğüne ulaşmış. Yani neredeyse 90 milyar dolar civarında bir bugünkü kurla ...bir e, kur korumalı mevduattan bahsediyoruz. Şimdi tabii e, neden böyle oldu? Burada arkadaşlar kur korumalı mevduatların artmasının sebebi... E, ...hem faizlerinin yükselmesi hem de e, hesap sahiplerine seçim sonrasında e, sıfır maliyetle bir opsiyon yani size e, faiz artışını geçen bir kur artışı olursa o farkı Ödeme şeklindeki opsiyon yani ödeme sözü, ödeme garantisi verilmesi ee, bu 3 ayı, önümüzdeki 3 ayı atlatmak isteyen şirketler ve kişiler için önemli bir olanak. Gerçekten baktığımızda Seçimin ikinci e, tura kalması durumunda Nisan'ın ilk haftasında bir e, Kur korumalı mevduat açtığınızı Mevduat hesabı açtığınızı düşünelim 3 aylık Bu durumda ne oluyor Nisan Mayıs Haziran Yani Haziran sonu Temmuz başı itibariyle Paranızı Tekrar almanız söz konusu Bunun bir buçuk aylık dönemi eğer seçimlerin ikinci tura kalması söz konusu olursa Bunun bir buçuk aylık dönemi seçim Bir buçuk aylık dönemi Seçim sonrası dönem Ki bu bir buçuk aylık dönem Arkadaşlar e, Kim seçimi kazanırsa kazansın Hangi politikaları izleyeceği konusunda Ciddi bir fikir edinebileceğimiz bir dönem. Şimdi seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı kazanırsa döviz ve kur politikasında ciddi bir belirsizlik var. Yani ne olacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne yapacağı şu anda bilmiyor, renk de vermiyor Cumhurbaşkanı. Elindeki iki imkanı da kullanma sinyalleri veriyor. Bir yandan geleneksel politikalara, ortodoks politikalara Mehmet Şimşek üzerinden dönme sinyalleri verirken öbür yandan da mevcut politikanın devam edeceği yönünde sinyaller veriyor. Çok net konuşmuyor. Benim düşüncem... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda politikalarının onayı yani son 20 aydaki 19 aydaki politikalarının onay aldığı şeklinde değerlendirip aynen devam edeceği ortodoks politikalara dönmeyeceği. Yani burada tabii yeniden mesela kur korumalı mevduatta 3 puanlık tavanın getirilmesi gibi şeyler değil. Seçimin hemen bir buçuk ay öncesinde verdiği tavizlerle aynen devam etmesi söz konusu. Döviz politikasında da arkadaşlar gene müdahaleci bir tarz devam edecek. Dışarıdan büyük montanlı, büyük miktarlı Döviz girişleri ülkeler arası anlaşmalarla e, devam ettirilecek gibi görünüyor. Bunlar merkez bankasının swap yapması, e, bazı ülkelerin merkez bankalarıyla swap yapması, bazı ülkelerin büyük montanlı döviz mevduatlarını kabul etmesi şeklinde devam edebilir Şimdi düşünün seçimlerden sonra ki mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğini düşünelim tekrar. Nasıl bir psikoloji olacak? Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dış politika açısından destekleyen ülkelerin büyük bir teveccühü söz konusu olacak. Yani burada neyi bahsediyoruz? Rusya'nın mesela... Ee, nükleer santral bağlamında e, Türkiye'ye yeni bir 5 milyar dolar, yeni bir 6 milyar dolar para girişi söz konusu olabilir. Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Katar'ın e, Libya'nın evet e, Libya'nın e, Türkiye'ye ciddi bir e, merkez bankasına gitti bir mevduat yapması veya swap imkanı varsa swap yaratması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu durumda dolardaki artışın e, devam ettiğini görebiliriz. Tabi seçim ekonomisinin bitmesiyle birlikte arkadaşlar e, kamu harcamalarındaki nispi azalışla birlikte de bir... E, Dolaylı olarak ekonomi politikasında bir e, enflasyonla tabii bir e, doğal bir e, mücadele söz konusu olmuş olacak. Böylelikle Türkiye'deki enflasyonla mücadele düşük kur, e, ılımlı faiz artışı ve... E, kamu harcamalarının nispeten azaltılması şeklinde bir çerçevede devam edecektir. Şimdi tabi e, bu az önce e, bahsettiğim ülkeler listesine yani Türkiye'deki e, Türkiye Mer Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bankasıyla forward yapmak veya bu bankada e, böyle 5 milyar dolar 6 milyar dolar gibi e, döviz mevduat döviz hesabı döviz mevduat hesabı açmak döviz depo hesabı açmak isteyen ülkeler Kervanına mesela Çin'de katılabilir Ben böyle bir e, beklentim de var Yani e, bu ülkelere, Türkiye'nin e, bu durumda ne oluyor? O ülkeleri tekrar sıralayayım arkadaşlar. Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Libya ve Çin desteğiyle Türkiye e, bir süre daha döviz e, sıkıntısı yaşamadan dövizi belli bir düzeyde tutarak gidebilir. Peki ee, Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başa gelmesi durumunda ne yaşanır? Şimdi tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, seçimler ikinci turada kalsa dövizi belli bir istikrar düzeyinde tutarak gitmek isteyeceği kesin. Eee bu rakam 20 lira civarında bir rakam. 20 lira 10 kuruş, 20 lira 19.90 civarında bir dolar kuru olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, seçildiğinin birinci turda veya ikinci turda anlaşıl, anlaşılmasıyla birlikte arkadaşlar tabii e, önümüzdeki 6 ay içinde seçimden sonraki 6 ay içinde ve bir veya bir yıl içinde Türkiye'ye ciddi bir para akışı olacağı kesin. Fakat bunun boyutu birazcık olsun arkadaşlar. Fed'in izleyeceği politikalarla da bağlantılı. Fed şu anda e, faiz oranını 5'e kadar getirmiş vaziyette. 5'e çok yaklaştırmış vaziyette. Ee, enflasyonu da 5 civarına gelmiş vaziyette. Yani şu anda Amerika'daki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uzun e, zamandır gördüğümüz e, reel faizler kalmadı artık. Başa başa geldi. Eğer e, FED enflasyonu %5'ten %2'ye en azından 3'e çünkü onlarda 1 ile 3 arasıdır kabul edilebilir enflasyon rakamı. 2 idealidir. %5'ten 3'e çekebilmek için bir miktar daha yani bir e, 0.50 puan 50 baz puan daha 25'erlik dilimler halinde yapabileceğini düşünüyorum ben faiz artışı yapabileceğini düşünüyorum. Bu durumda arkadaşlar ne olur? Enflasyon aşağı inerken Amerika'da faizler 5.5'a çıkarsa Amerika'da reel faizler artmaya başlar ve ee, gelişmekte olan piyasalara Para akımları birazcık olsun duraksayabilir. Bu e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda e, izleyeceği e, geleneksel ortodoks politikalar bağlamında onu tehdit edecek ilk unsurdur. Kemal Kılıçdaroğlu ve e, ekibi her ne kadar çok yüksek bir e, kredi, kredibiliteyle görev başına gelse de e, bu sebeple yani Amerika'daki e, yükselen reel faizler artıya geçen reel faizler sebebiyle beklenildiği kadar büyük bir akım da olmayabilir Türkiye'ye bu durum işte e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği faiz politikasını da doğrudan etkiler. Ee, enflasyonu kontrol altına alabilmek ve ekonomide bozulan dengeleri, fiyatlama dengelerini yeniden kurabilmek için e, Merkez Bankası'nın faiz politikasına yeniden başvurur ve faizi artırma yönündeki politikaya yeniden başvurur diye Düşünüyorum ben ee, şu anda yüzde sekiz buçuktayız ee, Merkez Bankası'nın sanırım e, Haziran ortasındaki toplantısını beklemeye gerek kalmadan e, Haziran'ın ilk haftasında Merkez Bankası başkanı değişikliği ve banka meclisi değişikliği yapıldığını varsayalım Hemen bir ara toplantıyla birlikte bu faiz kararlarının e, faiz artışı kararlarının alınacağını düşünüyorum ben Burada ilk yapılacak 10 puanlık bir artış olmalı ki en azından e, Merkez Bankası e, yönünü e, faizdeki yönünü belli etsin yani faiz artışlarını enflasyonla mücadelede en etkin ve kararlı şekilde kullanacağını belli etsin. Türkiye'de daha önce buna benzer manzaralar yaşandı. Merkez Bankası kararlı bir şekilde faiz artırdı. Tabii bu faiz artışıyla birlikte arkadaşlar böyle doların ee, ve bu verilecek kararlılık mesajıyla birlikte doların e, hani be, belki geçici olarak birkaç günlüğüne 24-25 liraya çıksa da hemen bu Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı sonrasında yeniden kendi doğal çizgisine yani 20 lira civarına ben ineceğini düşünüyorum. Çünkü çok duyarlı Türkiye'de döviz piyasaları faize oldukça duyarlı. Hele böyle bir kararlılık mesajı verilirse ve bu kararlılık mesajı para politikası karar metninde de ayrıntılarıyla ifade edilip Önümüzdeki aylara ilişkin de neler yapılacağına dair şeffaf mesajlar ortaya konulursa, arkadaşlar böyle dolarda e, çok yüksek artışlar ben e, görülmesini beklemiyorum. Ama dediğim gibi e, buradaki şartım merkez bankasının bir kararlılık mesajı Haziranın ilk haftasında vermesi. İlla ki banka meclisi toplantısı, para politikası kurulu toplantısı olması gerekmez. Mesela düşünelim bir Hakan Kara'nın Merkez Bankası Başkanı olarak atandığı veya atanmak üzere olduğu, atanacağı şeklindeki haber bile e, Cumhurbaşkanı tarafından, Kılıçdaroğlu tarafından yapılacak bir açıklama bile... Ben dolar kuru üzerinde e, en azından sakinleştirici bir etki yapacağını düşünüyorum çünkü bugün e, ortodoks politikaları destekleyen kişilerin hemen hepsi merkez bankasının e, ciddi bir faiz artırımı yapması gerektiğini söylüyorlar. Fakat bunun düzeyi ne olur? Bu başkan ve ekibinin belirleyeceği bir oran olur. Bunun da hükümetin izleyeceği enflasyonla mücadele politikası ile doğrudan bağlantısı olur. Onunla ilgisi olur. Onunla uyum halinde devam eder. Evet. Ee, videoyu kapatırken ee, tekrarlayayım. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar seçilirse bir belirsizlik var bu belirsizlik dövize yaramaz dövizi yukarı iter zamana buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapar İzin verir mi buna bu mümkündür daha önce bu tip olayları gördük fakat e, Kemal Kılıçdaroğlu e, seçilirse arkadaşlar, onun vereceği ve onun e, Merkez Bankasının başına atayacağı kişinin vereceği mesajlar dolar kurunu sakinleştirici bir etki yaratabilir. Artışlar ılımlı düzeyde kalabilir. E, arkadaşlar videomu izlediğiniz için. Çok teşekkür ediyorum.